Ortada ne para var ne de bahşiş veren müşteri ya. Şöyle çok paralı adam gelmedi ki buraya kardeşim. Oha! Bu ne ya? Dur bakayım bu ne? Aman efendim, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yes. Buyurun efendim. Aleyküm selam. Aleyküm boş selam. Oda var mı? Olmaz olur mu? Hallederiz. Şöyle istiyorum. Orası bizim Hans Efendi'nin odası. Size başka bir oda versek? Evet. Ben o odayı istiyorum. Hüseyin abim altılıyı buldu. Hemen ona göre organize olun. Ne demek efendim? O da sizin. Buyurun, buyurun efendim. Buyurun. Ben hemen odayı bir toparlayayım. Sen burada. Hadi Hans Efendi, sen yallah yallah bodrum, yallah. Hayır, bodrum. Daha öyle deme, burada kalacağım. Benim hemen denize girmem lazım. Sen abim denize girecek. Tabii efendim, deniz bu tarafta. Buyurun. Bir dakika. Dombili, Rafi, hemen gidin istifa edin siz. Deniz bu taraftan efendim. Benim denize girebilmek için şamrele ihtiyacım var. Bize hemen şamrel bul. Şamrel mi? Ben nereden bulayım şamreli ya? Al hemen bul. Tamam efendim, hemen buluruz, hallederiz. Tamam. Dombili, Rafi, yürüyün benimle. Durun. Yüzme biliyor musunuz? Oo, hoş geldiniz efendim. Buyurun. Başla. Şambriyelleri benim arabamdan söktünüz değil mi? Ne alakası var Sinan abi? Bunlar benim şambriyellerim. Buyur abi. Şu adama şu 20'liği ver sussun. Adamı canını sıkmasın. Tamam abi. Hüseyin abim şunu alsın. Sussun diyor. Bunun hesabını vereceksin. Kadir! Şükrü! Rakı istiyorum, rakı! Hüseyin abime rakı! Derhal, Rafi, Dombili, fırlayın, rakı getirin! Sağ ol kardeş. Sayende yaşama sevinciyle doldum taştım. Günlerdir yemek yemiyorum. Çok açım. Ben bu otelde hep açım zaten. Yemek hazır. Tatmak isteyen var mı? Ben istemem. Ben de. Ben de. Size öyle yemekler yaptım ki... ...vallahi farkına varmadan gırnatayı bile yiyebilirsiniz. Midem! Zehir aldım! Hay Allah! Nerede kaldı bu adam?
Saat kaç oldu? Of ya, bir lastik tamir ettirmek bu kadar uzun sürer mi? Sürer yavrum, sürer. Sinan amcan gidip adamın başında durup işlerine karışırsa, şöyle yapma da böyle yap derse sürer. Peki biz bu saatte nasıl gideceğiz anne? Gideceğiz kızım. Şartlar ne olursa olsun gideceğiz. Bir gün daha burada kalamam. Aslında bir dakika bile kalamam ya. Anne, neyse. Hülya abla geliyor. Ne oldu Müjgan abla? Sinan abiden haber var mı? Araba tamir olabilmiş mi? Yok. Babam telefonu da kapatmış. Ulaşamıyoruz. Peki gidebilecek miyiz? Gideceğiz tabii. Saat kaç olursa olsun gideceğiz. Gerekirse Truva atına binip gideceğiz, yine gideceğiz. Gece yola çıkmak tehlikeli değil mi Müjgan abla? Bence burada kalmak daha tehlikeli Hülya. Bilmem bir şey ifade ediyor mu sana dediğim? Anne! Doğru söylüyorsun Müjgan abla. Burada trafik canavarından daha tehlikeli şeyler var. O kadar da hazırlanmıştık değil mi? Ya Hasan'la Rafi nerede? Ya alsınlar şu yolun üstünden bavulları. Bence hiç almasınlar. Sinan şimdi gelir çıkarız yola. Onlar aşağıda ustayı el arabasıyla mı taşıyorlardı anne? El arabasında mı? Allah'ım sen kurtar bizi burada. Amin. Dombili. Rafi ne yaptınız? Hallettiniz mi? Hallettik Kadir abi. Aşçı Haydar artık geri dönemez. Ne yaptınız peki? Kastamonu'ya giden bir tane kamyonun arkasına koyduk. Kendisi bu durumu biliyor mu peki? Hayır patron, bilmiyor. Ayılana kadar da öğrenemez. Hazirana kadar da ayılamaz zaten. Ayrıca kamyon şoförü de bilmiyor. Rampada kamyon çekmeyince herhalde anlar. Güzel, çok güzel. Aşçı başımızda gittiğine göre tahsilat işlerine kaldığımız yerden devam edebiliriz. Gelsin paracıklar. Paralar hep geliyor, hiç gittin yok zaten. Hep cebe, hep cebe. Of, saat kaç oldu? Neredesin Sinan Allah aşkına ya? İş uzamış olmalı Müjgan abla. Merhaba hanımlar. Ah, hoş geldiniz. Sinan amca geldi. Nihayet baba. Neredesin Sinan? Saat kaç oldu? Sorma hayatım ya. Arabayı perişan etmişler. Balataları malataları bozmuşlar. Yani off-road yarışlara girsek bu kadar zarar görmezdi. Neyse boş ver, bunları yolda konuşuruz. Hemen gidelim. Hadi kızlar gidiyoruz. Hadi Ceren. Bir dakika, bir dakika. Bu akşam yola çıkamayız. Neden yola çıkamıyormuşuz? Hayatım araba perişan diyorum sana. Balataları malataları mahvetmişler. Yedek parça gelecek yarın, ancak ondan sonra çıkabiliriz. Hay Allah. Bir gece daha mı burada kalacağız baba? Evet maalesef. Dünyada kalamam ben. Kalalım hayatım. Vakit çok geç oldu. Hem yarın faturamızı filan da alır öyle gideriz. Doğru, sabah erken çıkarız daha iyi olur. Dinlenmiş olur. Sinan abi için söylüyorum. Evet anne, çok tehlikeli. Gece gece yola çıkmayalım. Evet hayatım. Zaten gözlerim de bozuk. Allah korusun. Hem o kadar da kötü değildi canım. Deniz diyorum. Peki o zaman ne yapalım? Yarın sabah gideriz. İyice dinlenir öyle çıkarız yola. Hayırdır, siz hala buradasınız? Sayende. Nasıl yani? Arabanın lastiklerini sökeceğim derken her tarafını sökmüşsün. Ve bu yüzden biz bir gece daha kalıyoruz burada. Anlamadım. Bunda anlamayacak bir şey yok. Arabayı o kadar fena bozmuşsunuz ki yola çıkamadık. Bu gece de burada kalıyoruz. Yarın sabah erkenden gideriz. Tabii sabah erkenden gidin ama bu gece burada kalamazsınız ki. Neden? Çünkü doluyuz Hülya. Yer yok. Çifte rezervasyon yapmışım. Otel check out'ta. Kusura bakmayın, doluyuz. Dolu muyuz? Ya biz yeni müşteri miyiz? Kusura bakma Sinan abi. Otelden ayrılan müşteri artık geri dönemez. Geri dönerse yeni müşteri sayılır. Yeni eski ne fark eder canım? Ha yeni ha eski. Biz bu gece de buradayız. Şirket prensibi Sinan abi. Ayrılan müşteriyi geri alamayız. Ödenen parayı geri iade edemeyiz. Ben ne yapayım? Bunlar hep AB kriteri. Siz benim için yeni müşteri sayılırsınız. Çünkü siz check out yaptınız. Yarın saçların lule lule. Sinan abi sana check out, check out. Ama biz zaten fazla para ödemiştik.
Evet ama otelden ayrıldınız ve bütün haklarınızı kaybettiniz. Üzgünüm. AB kriterleri yani hesaplarınızı reset ettiniz. Ben sizin için en iyisi yeni ve bembeyaz bir sayfa açayım. Ama bütün odalar boş. Evet boş. Yeni müşterilerini bekliyor. Eğer yeni müşterisiz olacaksanız sizin için odaları açabilirim. Ama parasını ödemek kaydıyla. Anlamadım. Bunda anlamayacak bir şey yok. Ne kağı ekmek, o kağı köfte. Ya ben sana eşek yüküyle para ödedim. İyi de Sinan abi biz de sana eşek yüküyle hizmet verdik. Her sabah açık büfe kahvaltı, açık büfe öğle yemeği, açık büfe akşam yemeği, sonra deniz, kum, güneş, ayrıca da deniz kestanesi. Hadi kalk Sinan, başka otele gidelim, kalk. Tabii, hay hay. En yakın otel buraya 3 kilometre uzakta. Şimdi çıksanız 1 saat sonra oradasınız. Nasıl yani? Yürüyerek. Doğru söylüyorsun hayatım. Araba yok, yürümek zorundayız. Canım gözünüzde büyütmeyin. Hem yürümek nedir ki? Hemencecik varırsınız. Ha, yolunuza çıkan Sivas Kangalları da seversiniz. Ne, Sivas Kangalı mı? Evet, maalesef burada Sivaslı kangallar var. Gecenin bir yarısında karşınıza Sivaslı sindi çıkacak değildi ya. Kardeş, ne saçmalıyorsun sen? Kusura bakma Hülya. Dostluk başka, alışveriş başka. Benim de kendime göre bir otel menajmanlık sistemim var herhalde değil mi? Zaten sezon kısa. Bu kısa sezonda kızımı özel okulda okutacak. Karıma o çok sevdiği tek taşlı yüzüğü alacak parayı ben nasıl biriktireceğim? Ama onlar bizim dostumuz. Herkes bizim dostumuz Hülya. Biz dostlarımızdan para almazsak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? Ben sana 1 kuruş bile vermiyorum Kadir. Ve burada kalıyorum. Kusura bakma Sinan abi. Otelcilik kanununa göre rezervasyon yaptırmayan adama müşteri denmez. Otelde müşteri olabilmek için önce check-in yaptırmak lazım abicim. Check-in yaptırmak için de önce biraz para ödemek lazım abicim. Hiçbir güç bana bu adama para ödettiremez. Sinan abicim, kabul et abicim. Sen bu sabah bu otelden ayrıldın abicim. Eğer burada kalsaydın, açık büfeyi faydalansaydın, ondan sonra şey yapsaydın, o zaman her şey şey olurdu abicim. Neden kabul etmiyorsun abicim? Sen karışma oraya. İnanamıyorum ya. Bu kadar para ödedim. Bir gececik kalabilmek için yine para ödüyorum. Eşeklik prensibi Sinan abi. Bunun intikamını alacağım senden Kadir. Al Sinan abi. Hem intikamımı alacağım hem de faturayı alacağım. Al Sinan abi, bırakma. Bırakmayacağım. Allah rahatlık versin Sinan abi. İyi uykular Sinan abi. Hayırlı geceler, renkli rüyalar. Yarın sabah biz bu fatura işini hallederiz Sinan abi. Seni tür sabah mür sabah her yere şikayet edeceğim. Evet Sinan abi. Evet, elini korkak alıştırma. Ne yapsan haklısın. Hatta istersen bir 100 milyon fazla ver. Beni tüketici derneklerine de şikayet et. Yola çıksak nerede bunlar? Aa, kızım nereye? Denize gidiyorum anne. Denize mi? Yavrum şimdi baban gelir, hadi gidelim der, panik olmayalım. Şimdi sen hiç girme denize, hiç girme. Anne, babam da denizde. Denizde mi? Sinan! Efendim? Sinan, ne işin var senin orada? Sabah erkenden yola çıkmayacak mıydın? Daha parça gelmedi Müjgan. Araba hazırlayayım. Kahvaltımızı falan yaparım. Sonra gideriz. Nasıl olsa parasını ödedik. Ay inanamıyorum, ne kadar rahat bir adam bu. Bırakmış arabayı falan, denize giriyor. Ay buralarda kalacağız. Biz buralarda öleceğiz. Yaşlanıp öleceğiz. Milyarder olmak ne kral şey abi. Şu denize baksana. Ayıp olmasın diye dalga bile yapmıyor. Kesinlikle benim canım sıkmaya başladı Şükrü. Sorma be abi. Paralı adam parası adam demiyorlar. Herkes ısırıyorlar. Bu arada onun yanında koskoca Hüseyin abim de yanıyor. Çağır şu dombalakları bana. Rafi. Dombili. Buyur Hüseyin abi. Buyurun Hüseyin abi.
Hüseyin abi beni çağırdı. Ya olsun, Hüseyin abi bir şey istiyorsa anında ben gelirim. Ya o beni çağırdı. Ya beni çağırdı. Git buradan ya. Öncelik. Beni çağırdı. Tamam, kesin. Kesin. Kavga etmeyin. Alın bakalım şunu. Bana çift sarılık köy yumurtası getirin. Hadi. Ben getiririm. Ben getiririm ya. Ya bıraksana kardeşim, bırak beni. Kavga etmeyin ya. Bir sarısını sen getir, öbür sarısını da sen. Sus Şükrü, sus. Hadi, siz de fırlayın. Hemen Hüseyin abi. Zaten kılım şu sineklere. Vallahi şu sinekler paradan anlasalardı, para verirdik, giderlerdi be abi. Abi ne vuruyorsun ya? Vallahi para seni bozdu ha. Oğlum sinek vardı, öldürdük. Adamı hasretme. Aslan abim benim be. Ben her zaman derim, para Hüseyin abimi bozmaz diye. İçelim abi. Çay içiyoruz oğlum. Pardon abi, para galiba beni bozdu. Sana inanamıyorum Sinan. Ne oldu hayatım? Ben bir dakika bile burada duramam diyorum, sen denize giriyorsun. İstesek de gidemeyiz ki Müjgan'cığım, araba arızalı. Denizimize girelim, kahvaltımızı yapalım. O zamana kadar araba da hazır olur, gideriz. Evet anne, ne fark eder ki zaten? Tamam, tamam. Kahvaltı edelim. Ama hemen yola koyulalım sonra. Ya bakın, ben bir dakika daha burada duramam, haberiniz olsun. Tamam hayatım, şimdi hazır ederler arabayı. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ne yapıyorsunuz siz Sinan abi? Ne demek ne yapıyorsunuz? Kahvaltı yapıyoruz. Hayır, kahvaltı yaptığınızı gördüm. Gördüm de siz kahvaltı yapamazsınız ki. Nedenmiş o? Çünkü siz dün akşam bir gece kalacağız dediniz. Sabah kalkıp, denize girip, güneşlenip, sefa yapıp kahvaltı yapacağız demediniz. Çift sarılı köy yumurtası yiyeceğiz demediniz. Ne fark eder ya? Çok şey fark eder. Ben bütün bu hazırlıkları siz bir gece kalacaksınız diye yaptım. Otelimi, personelimi ona göre organize ettim. Altyapıyı ona göre kurdum. Ya ne fark eder ki kardeşim? Mesela fiyat fark eder Sinan abi. Çünkü ben sizden dün akşam sadece yatak parası aldım. Eğer siz böyle kahvaltı ederseniz bu beni kurtarmaz. Bu işletmemin ani batışı anlamına gelir. Ya ne olacak bir kahvaltıda? Öyle deme Sinan abi. Sen bir kahvaltının kaç paraya mal olduğunu biliyor musun? Sen şu tabandaki ezine peynirinin kaç paraya geldiğini biliyor musun? Sen mealitçik peynirinin Susurluk'tan hangi zorluklarla buraya geldiğini biliyor musun? Sen bu çift sarılı yumurtaları alabilmek için benim kaç köyün muhtarıyla, kaç köyün ihtiyar heyetiyle ne tür pazarlıklara girdiğimi biliyor musun? Sen şu sivri biberi, şu domatesi, salatalığı elde edebilmek için kaç dönüm bostan sahibi olduğumu biliyor musun? Peki ya sen Kaz Dağı'ndan gelen oksijenin metre küpünün fiyatını biliyor musun Sinan abi? Sineklere bir şey yap Şükrü. Kurtar beni bunlardan. Parayı dert etme. Neyse öderim oğlum. Hemen abi. Kombili, sütü olan. Buyur Hüseyin abi. Buyurun abi. Niye geliyorsun abi? Ya sen niye geliyorsun? Ya çünkü beni çağırdı. Ya ben de çağırdım. Sus karar. Kesin ulan! Oğlum şu otelin sineklerine bir şeyler söyleyin ya. Koskoca milyarder Hüseyin abimizi yiyip bitirdiler be. Vallahi biz de dertlisiz Hüseyin abi ama elimizden hiçbir şey gelmiyor. Değil mi Rafi? Evet, ilaç falan da işe yaramıyor. Bu sineklerden kurtulmamız imkansız. Bunlar fikriniz değiştirir belki. Yirmilikler. Hallederiz Hüseyin abi. Sen hiç merak etme. Ne gerekiyorsa yaparız. Öldürün o sinekleri. Yaşama şansı tanımayın. Ölü ya da diri istiyorum o sinekleri. Kelle başı 5 milyon. Adamı hasta etmeyin. Hadi. Hadi. Anladınız değil mi? Nasıl yani? Öldürdüğümüz sinek başına 5 milyon lira mı alacağız? Evet. Yok ya. Sen nereye? Abi 5 milyon lira iyi para. Biz de öldürelim. Hadi yürü Şükrü. Adamı hasretme. Hadi yürüyün hadi. Tamam, öldürün. Abi. Tamam sonra. Sen bu kahvaltı büfesinin maliyetini,
stopajını, muhtasarını, kurumlar vergisini biliyor musun Sinan abi? Sen şu ekmekleri kızartabilmek için benim kaç kilowatt elektrik enerjisi yaktığımı biliyor musun? Hepsi bu olsa yine iyi. Bunun balı var, reçeli var, tereyağı var, ya ıvırı var. Ya tamam ya, tamam. Al ya, ne kadar para istiyorsan al ya. Allah razı olsun Sinan abi. Allah ne muradın varsa versin. Allah tuttuğunu altın etsin. Buyur Sinan abi. Açık büfem emrinize amadidir. Yiyin abi, yiyebildiğiniz kadar yiyin. Sen gene para verdin şuna. Ya Müjgan sus hayatım. Ne olur sus ya. Şu yemeğimizi yiyelim gidelim ya. Ne olur ya. Tamam tamam. Üzülme babacığım. Hoş versen. Tamam. Ben vurdum. Ben vurdum. O benim resim ya. Bırak. O benim. Benim be Allah Allah. Almanya'ya gelin benimle. Almanya mı? Evet, benimle beraber. Ama iş ne olacak? Almanya'da iş çok. Saçmalama Hans, biz buradan ayrılamayız. Yaz bitti, her şey bitti. Bitti mi? Yaz aşkı kısa sürer. Hadi gel biz valizlerimizi yapalım, otobüsü kaçırmayalım. Ne oldu Hans kardeş? Sorma. Boş ver, üzülme canım be. İşin gücün para saymak Kadir. Aklın fikrin parada. Ne düşünüyorum Hulya biliyor musun? Ne? Para insana gerçekten mutluluk getiriyor. Hayır getirmiyor. Sen para kazanıyorsun ama ben mutlu olmuyorum Kadir. Ama sezon bittiğinde ve eve bir bavul parayla döndüğümde hiç böyle demeyeceksin Hulya. Senin bu işten para kazanacağına asla inanmıyorum Kadir. Kazandım bile Hulya. Hesaplarım doğru çıkarsa eve tam 20 milyar canlı parayla dönüyorum. Sen ne yaparsan o parayı da kaybedersin. Kaybetmek mi? Bu mümkün değil Hulya. Çünkü benim bitmez tükenmez para kaynaklarım var. Mesela Sinan abi var. Baksana IMF gibi adam. Ne zaman istesem ondan para alabilirim. Yani hallederiz. Kesin kararlıyım Müjgan'cığım. Bundan sonra bu Kadir denen adama bir kuruş bile kaptırmayacağım. Ayol daha ne kaptıracaksın? Şu anda Kadir'e ödediğim paralarla oteller zinciri bile kurulurdu. Neyse babacığım sen üzme kendini. Nasıl olsa gideceğiz birazdan buralardan. Gitmesek ne olur? Artık bir kuruş para alamaz Kadir benden. Artık elim cebime gitmez. Artık bitti. Artık Kadir'e para yok. Ay. Dombre. Rafi, ne yapıyorsunuz siz burada? Sinek avlıyoruz patron. O nereden çıktı ya? Hüseyin abi öldürdüğümüz her sinek için bize 5 milyon lira para veriyor. Bu nasıl yani ya? Götürüyorsun sineği, alıyorsun parayı. 5 milyon lira, canlı. Tutmayın beni! Sineklere ölüm! Ölüm sineklere! Ver şunları bana! Sineklere ölüm! Batsın bu dünya... Ya. Bitsin bu rüya, ağlatıp da gülene yazıklar olsun. Doğmamış çilele, yaşanmamış dertle. Dur, dur, dur. Ne yapıyorsunuz siz? Yüzümüze şekerli suyu sürdük. Sinekler konuyor, biz de yakalıyoruz. Evet. Heh, işte sinek. Sakın kıpırdama. Dur dur sen de bak. Bir tane. Sen vardın bile. Paha yere düştü. İşte o benim. Benim, benim. Ya. Bırak. Ya, bırak. Bırak. Dur, dur, o benim, benim, benim. Ver. Dur diyorum bak burada bak. Ne? Ne? Dur. Durma be. Nerede bu paralar oğlum? Sende abi. Depo sende. Yok Şükrü yok. Bende değil sende. Yok bu abi. Sende ya. Ne
Nereden gideceğiz baba? Çanakkale'den mi, Balıkesir'den mi? Aman gidelim de nereden gidersek gidelim. Ya bir durun, daha araba gelmedi, hazır değil. Ay yoksa biz burada ömrümüzün sonuna kadar Kadir'le mi kalacağız? Ya, nereden çıkartıyorsun bunları Müjgan? Şeytan doldurur derler. Söyleme böyle şeyler. Tamam hayatım, kusura bakma. Kadir demeyin bana. Yaşlı bir adamım ben. Kalbim var. Tamam babacığım, üzülme sen. Anneciğim, başka konulardan bahsetsek. Evet. Aa bak, deniz ne kadar güzel. Bak, bak. Deniz de demeyin. O zaman da Kadir aklıma geliyor. Gurbet eller bana bir mesken oldu. Gelemem sevgilim, kader bağlıyor. Beş sene getirdim sen abi. 25 milyon alim. Oğlum biraz para ver bana. Para kalmamış. Olur mu öyle şey abi? Paralar sende dedim ya. Saçmalama oğlum. Bende de kalmadı. Bende yok abi. Nasıl yok? Bütün para bitti mi? Ne? Galiba paralar bitti abi. Oğlum olur mu öyle şey? 5 milyar nasıl biter? Bitti abi. Buyur Hüseyin abi, işte sinekler. Çekil Dombili, çekil. Hüseyin abi, sinekler diyorum. Bende de 6 tane var Hüseyin Bey. 5 x 6 = 30 please. Maalesef bizde para bitti. Bitti mi? Hadi be. Nasıl yani? Basbayağı bitti işte. Olur mu canım öyle şey? Sende para biter mi hiç? Değil mi Kadir abi? Tabii canım, olur mu öyle şey? Şuralarda bir yerde bir şeyler sıkışmış. Ya ben de bitmez diye bildirdim ama bitmiş abi. Nasıl bitmiş ya? Otelin parasını nasıl ödeyeceksiniz o zaman? Bilmem. Ne demek bilmem ya? Siz burayı ne zannediyorsunuz? İyi ama parayı zaten biz size verdik. Ben size ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Bu hesabı nasıl ödettireceğimi çok iyi biliyorum. Keşkem gülebilseydim keşke. Abi istersen sen yıka, ben durulayım ha. Şükrü. Şu ketçap tekisi ne zor çıkıyor be abi. Şükrü sus dedim sana, ayağımın altını alacağım şimdi ha. Ya en zor da balık kızartması. Abi bir daha balık kızartması yapan yere tatile gitmeyelim. Bulaşığı çok zor oluyor ya, baksana. Şükrü sus sus. Tamam abi sustum. Havala abi havala. Tövbe tövbe. Da. Durula da bitirelim bir an hemen. Tutun kollarımdan, düşerim şimdi. Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız. Bugün ben de ayrılıyorum Hans kardeş. Tatil bitti. Bitti, her şey bitti. Şimdi ben hesap kesmeye gideceğim. Ama hiç öyle para mara veremem. Ne para vereceğim ki? Ne denize girdim, ne de yemek yedim. Öyle değil mi Hans? Oh. Oh. Kadir Bey para derse yok diyeceğim. Benim paramı da geri ver diyeceğim. Hiç yemek yemedim ki, denize bile girmedim ki, öyle değil mi? Vatsin yulan bu dünya. Demek paranız yok ha? Vardı ama çuvalı size kaptırdık. Lan sesin. Cevap vermeyin. Gelin, yiyin, için, eğlenin. Denize masa kurdurun, göbek atın. Sonra da para vermeden çekip gidin. Yok ya. Söyleyin bakalım tetikçi Dombili ve kara olan. Biz para ödemeyenlere ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz abi? Ayaklarının altına tuz sürüp Asos keçilerine yalatmıyor muyuz? Kulaklarını kesip ayvalık tostu yapmıyor muyuz? Evet, evet abi. Biz parasını ödemeyeni Behramkale'ye çıkartıp ayaklarından tutup aşağı doğru sallamıyor muyuz? Evet, evet abi. Sen ne istiyorsun be? Hesap. Hesap? Demek hesap ha? Evet Kadir Bey, ne olur kızma. Kaç parası hemen öderim. Peki öde o zaman. Ödenmişti. Gördüğünüz gibi para gerçekten de mutluluk getiriyormuş. Şu Hüseyin abi gelişini hatırlıyor musun Dombili? Hatırlıyorum üstü olan. Hüseyin abinin gelişi çok muhteşemdi. Ha 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 ha!
Evet Dombili, çok muhteşem. Buyurun, buyurun efendim, böyle buyurun. Hüseyin abiyle Şükrü'nün hesabını kesti mi Kadir abi? Kestim Dombili, kestim. Artık gidebilirler. Üzerlerinde alınacak ne varsa hepsini aldım. Güle güle Hüseyin kardeş be, güle güle. Gelişin muhteşemdi ama dönüşün pek suskun oldu. Olsun bu abi. Hava bak ne kadar güzel. İyi oldu. Şöyle püfür püfür. Şükrü, sus. Merak etme abi. Yavaş yavaş gideriz. Sus dedim sana Şükrü, yürü. Kadir Bey, Resort Otel. Restoran, bar, sinek, beach. Sakın pahalı bir yer olmasın burası Ragıp. Yok yok hayatım, pahalı bir yere benzemiyor. Yapma Ragıp, sen bir marangoz kalfasısın. Nasıl ödeyeceksin o kadar parayı? Ne olmuş yani marangoz kalfasıysam? Bak kılık kıyafetime, ne kadar güzel. Tatil yerine bayramlık takımlarıyla gelen bir sen varsındır herhalde. Dur dur yapma sevgiler. Bak en kral resort otele getirdim seni. Yürü Şükrü, yürü! Adamı aslatma, yürü! Tamam abi, yürüyoruz işte. Yolla. Hadi sevgiler, yürü yürü. Gidelim biz. Anam! Kadir abi! Kadir abi! Ne oldu Dombili baykuşa sen? Maliyeci kılıklı bir adam geldi ya. Maliyeci mi? Eyvah! Biz şimdi yandık demektir. Galiba senin fatura kesmediğini duymuşlar. Duymuşlardır tabii patron. Kendindeki bizimkiler bile duymuş. Sesin! Saçma sapan konuşmayın. Ne demek fatura vermiyor? Ben fatura vermiyor değilim ki. Fatura yok. Koçanlar muhasebecide. Yazar kasa arızalı. Cereyanlar kesik. Üstelik müşteri isteniyor. Nereden çıkarıyorsunuz böyle saçma sapan şeyleri? Konuşmayın. Şeytan doldurur. Bittik patron. Eyvah adam geldi. İyi günler. Aman efendim, aman efendim, aman efendim. Kimler gelmiş, hoş gelmiş, sefalar getirmiş. Bize mi diyor? Olur mu öyle şey canım? Arkada biri var herhalde. Sizi burada görmek ne büyük bir şeref, ne büyük bir zevk, ne büyük bir mutluluk. Bu adam resmen bize diyor abi. Sahi mi? Baksana ortalıkta bizden başka kimse yok ki. Tabii bize diyecek hayatım. Sen beni ne sandın? Yanına gitmeyecek misin abi? Aman efendim, ne iyi ettiniz de geldiniz, ne iyi ettiniz de bizi şereflendirdiniz. Sağ olun, var olun. Ben size en güzel manzaralı, en imarlı odamızı takdim edeyim. Şöyle buyurun. Şey, biz önce fiyatlarınızı öğrenseydik. Ne dedi? Fiyat dedi. Fiyat mı? Aramızda 3-5 kuruşun lafı mı olur efendim? Hayır yani, pahalı bir yerse ödeyemeyiz, o bakımdan. Numara yapıyor, aklı sıra beni deniyor. Kazanırsan kesin biteriz abi. Efendim siz para işini hiç merak etmeyin. Para bizim tesisimizde konuşulan en son şeydir. Öyle değil mi çocuklar? Hı hı. İsim neydi efendim? Ragıp. Ragıp. Personel kapın Ragıp Bey'in valizlerini. Bakın koskoca Ragıp Bey ve eşi otelimizi şereflendirmiş. Siz hala yavaşlatılmış trene bakar gibi bize bakıyorsunuz. Hemen hadi bakalım. Efendim gördüğünüz gibi tesisimiz Asos'un en güzel yerinde olur. Şşş Dombili. Ha. Keşke biz de maliyeci olsaydık be. Oğlum büyük konuşma ya. Kadir abi maliyeciye bile kazık atar. Vallahi atar ha. Kesin atar, kesin. Şükrü geliyor. Poz ver Şükrü. Şükrü! Paralar nasıl bitti be abi? Şükrü, adamı hasta etme. Zaten cildenim tepemde. Abi, sen de bayağı seksiymişsin ha. Şükrü! Bak! Bak! Konuşma! Geberk direk! Abi sen var ya tam metroseksüel olacak adamsın be. Şükrü! Sus Şükrü! Adamı affet! Tamam abi! Bak delik be beni! Abi araba geliyor abi! Buyurun. Buyurun efendim. Böyle buyurun. İç çocuklar şöyle. Pahalı mı bu otel acaba? Aa, lütfen bir daha paradan söz etmeyelim. Paranın lafı mı oldu? Para dediğiniz nedir ki? Biz burada tesisimizde paraya hiç önem vermeyiz değil mi personel? Tabii canım. Sizin hem o kadar kutsal, o kadar önemli bir mesleğiniz var ki... ...bırakın bari bu güneşin altında rakamlardan bahsetmeyelim efendim.
Hadi size iyi istirahatler. Personel yürü. Bak gördün mü hayatım? Marangozluk nasıl da havalı bir meslek. Vallahi bu kadarını ben de bilmiyordum. Ben biliyordum da sana söylemiyordum hayatım. O zaman sık sık tatile çıkalım Rakip. Ne demek hayatım? Ben de bu çevre olduktan sonra çıkarız hayatım. Bana bakın. Bu adama hizmette kusur ederseniz maaşınızı ödemem. Maaş mı dedi? Maaşımızı ne zaman ödeyeceksin peki? Ragıp Bey buradan ağrısız sızısız fenli bir şekilde ayrılsın, paranızı cebinizde bilin. Merak etme patron, hallederiz. Merak etme patron, hizmette kusur etmeyiz. Göreyim sizi. Bu işi de atlattık mı sezonu rekorla kapattık demektir. Aa baban geliyor, Hülya'ya haber verelim. Hülya abla hazır, anneciğim bizi bekliyor. Evet hanımlar, araba hazır. Kadir yeni bir vukuat işlemeden hemen gidelim buradan. Hülya gidiyoruz canım. Biz hazırız. Hadi Ceren çabuk ol. Aman hazırım. Hadi bakalım doğru arabaya. Geçin hanımlar. Buyurun. Bir dakika nereye? Hiç heveslenme Kadir efendi, benden bir kuruş bile alamazsın. Bir dakika Sinan abi, sinirlenmeyelim. Nereye gidiyorsunuz şimdi siz? İstanbul'a. Peki İstanbul'a gidiyorsunuz da bu çayların parasını kim ödeyecek Sinan abi? Biz çayı kahvaltıda içtik ya. Yo. Siz son çaylarınızı saat tam 10'u 2 geçe içmişsiniz. Oysa kahvaltı 10'da bitiyor. Dolayısıyla ondan sonra içilen çaylar ekstraya giriyor. Kadir saçmalama. Ben saçmalamıyorum Hülya. AB kriterleri böyle diyor. O zaman söyle AB kriterleri saçmalamasın. Yürü Sinan abi, biz gidelim. Bu iş dünyanın her yerinde böyle Hülya. Mesela örneğin İspanya'da saat 10'dan sonra bir çay içmeye kalksan ve bunu ekstra yazdırmasan seni ne yaparlar biliyor musun? Canlı canlı boğaların önüne atarlar. Boğaların önüne atlarım. Ama yine de sana bir kuruş vermem Kadir. Kadir, kimse çay parası vermiyor. Biz gidiyoruz. Hadi hanımlar gidelim. Tamam canım tamam. Esprilik yaptım. Çaylar da benim size ikramım olsun. Bir dakika. Sen bırak çayı filan da faturan oldu. Ondan haber ver. Aa Sinan abi ama olur mu ya? Hem sen beleş çay içiyorsun hem de fatura istiyorsun ya. Öyle değil mi üstadım? Ödenmeyen bir şeyin yani ikram edilen bir şeyin faturası mı olur? Olmaz. Gördün mü Sinan abi, olmuyormuş işte. Peki daha önce ödediklerimiz ne olacak? Efendim müşteri bilinçsiz. Fatura diye tutturuyor. Vergi cahili bunlar. Eğitim şart efendim, şart. Buyurun ben size böyle alayım. Buyurun öyle geçelim, buyurun. Hadi Sinan gidelim artık buradan. Sinan abi siz hiç merak etmeyin, faturayı ben size getireceğim. Bir dakika ben minik kelebeğimi öpmeyi unuttum. Canım minik yavrum bu benim. Geleceksin baba. Sütler kaymak tutar tutmaz, kelebekler öter ötmez oradayım bir tane. Bir an önce gel Kadir. Çocuğun okulu var, kaydı var. Beni orada yalnız bırakma. Tamam Hülya. Yöredeki son turisti de gönderip geleceğim. Hani bugün geliyordu faturalar? Geliyor Sinan abi. Şimdi yoldadır. İsterseniz bekleyin, faturanızı alıp öyle gidin. Dünyada olmaz. Şu senin muhasebeci deve kervanıyla gelse çoktan burada olurdu be. Geliyor Sinan abi. Eli kulağındadır yani. Hadi yürü Sinan, gidelim. Yürü. Yürüyün çocuklar. Hadi. Görüşürüz hadi. Kendimi tanıtayım efendim. Bendeniz Kadir fatura vermez. Ne yani? Bu kadar para verdiğimiz yetmiyormuş gibi bir de bahşiş mi vereceğiz ya? Tabii vereceksin ayol çocukların kabahatini. Hadi be. Hadi arabaya, hadi. Hadi gidiyoruz. Verin bakalım şu bahşiş kutusunu. Niye verdiniz ya? O bizim. Susun bakalım şebelekler. Bütün yaz boyunca astos böceği gibi yan gelip yattınız. Kaç hadi kaç. Gelin buraya. Gelin buraya şebelekler. Gelin buraya. Ay deniz de çok güzel Ragıp. Evet hayatım. Hadi biraz yüzelim. Hadi. Hop. Nereye? Denize. Yüzme biliyor musunuz? Evet. Ya yalan söylüyorsunuz, nereden bileyim? Ne diyorsun kardeşim sen ya? Yasak kardeşim, burada denize girmek yasak. Hadi yallah, başka bak, tarafa. Biz bu otelin müşterisiyiz, tamam mı? Bu yaz kaç müşteri boğuldu biliyor musun sen? Ne yapıyorsun sen Hıdır efendi? Onlar kim biliyor musun? Kim? Çok değerli Ragıp Bey
ve en az onun kadar değerli olan eşi. Onları mutlu etmek ve devletimize vergi vermek bizim görevimizdir. Bu iki konuda asla hata yapmamalıyız. Çünkü vergi kutsaldır. Efendim, burası sizin sayılır. İstediğiniz gibi yüzebilirsiniz. Düz, sırt üstü, balıklama, kurbağalama, köpekleme, kelebekleme ne isterseniz. Hatta Yunan adalarına bile gidebilirsiniz. Merak etmeyin, sahil güvenlik benim tanıdık olur. Sizden pasaport sormaz hallederiz yani. Biz bu adamla paramızı alamayacağız Dombili. Alacağız kardeşim, sen hiç merak etme. Pes etmek yok. Bence vakit kaybetmeden gidelim İstanbul'a, kendimize iş bulalım. Paramızı almadan gitmeyelim zaten kardeşim. Mehmet Usta beni şimdiye kadar 50 kere kovmuştur vallahi. Benim önce gidelim işte. Ya vergici memnun olursa paranızı vereceğim demedi mi? Bence vermez. Ya verirse? Gel kardeşim, birkaç gün daha sabredelim. Bakarız, olmazsa gideriz ha. Peki. Aman Rakıp Bey, ne yapıyorsunuz? Durun. Siz girmeyin, ben önce girerim. Ben size deniz kestanelerini temizleyeyim de sizin bir tarafınız çizilmesin efendim. Rahat rahat şey yapın, yüzün yani. Ben hemen hallediyorum efendim. Bekleyin siz. Sağ olun Kadir Bey, biz hallederdik. Olur mu efendim, olur mu? Siz sporlarları görmüyor musunuz? Nasıl sporlar var? Efendim, tesisimiz deve güreşi konusunda gerçekten bir numaradır. Şu anda tesisimizde iki tane dünyaca ünlü deve güreşçisi kalıyor efendim. Rafi ve Dombili. İsterseniz ben onları çağırayım, biz eşli deve güreşi yapalım. Ben isterim. Ah, ben isterim. Olur mu efendim? Dombili, Rafi, Dombili, 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 Rafi, 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 gelin. Çabuk gelin. Kuvvet elde bana. Daha bir mesken oldu. Tesisimiz deve güreşi konusunda bir numaradır Ragıp Bey. Patron, biz paramızı ne zaman alacağız ya? Tamam Dombili, vereceğim. Halledeceğim, şu Ragıp Bey gitsin ondan sonra. Hadi Ragıp Bey. Hadi Ragıp Bey. Hey, iş kazandı. Bravo Ragıp Bey. Rahmet Bey. Rica ederim Kadir Bey, yapmayın, ben hallederim. Efendim olur mu? Lütfen. Bir dakika, bir dakika efendim. Buyurun. Buyurun efendim, şöyle uzanın. Buyurun Ragıp Bey. Buyurun efendim. Buyurun. Evet, şöyle rahatça uzanın. Harika. Efendim, nasıl istersiniz? Okuma servisini çağırayım mı, size kitap okusun? Ya da masal servisimiz devreye girsin? Hiç zahmet etmeyin Kadir Bey. Biz anlamayız öyle şeylerden. İyi ama biz bunları istemedik ki. Ne demek istemedik? Meyve yemeden olur mu hiç? Dombili, hadi üzümleri tek tek yedir Ragıp Bey'e. Rafi, sen de Ragıp Bey'in değerli eşini yelle. Yok yok, zahmet etmeyin, istemeyiz. Olsun, olsun. İyi ama zahmet etmezseydiniz. Estağfurullah, afiyet olsun, afiyet olsun. Buyurun efendim, afiyet olsun. Personel, diğer yemekleri de getirin, çabuk acele edin. Çabuk 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 koyun onları, hemen gidip diğer yemekleri getirin. Hadi, hadi. İyi de bunlar çok fazla değil mi? Hem kim yiyecek bu kadar yemekleri? Aman efendim, olur mu, öyle demeyin. Bu hava insanın iştahını açar. Hadi bakalım ham yapalım, hadi bakalım ham yapalım. Hani burası açık büfeydi, biz kendimiz alırdık. Aman efendim, biz sizin yorulmanıza hiç izin verir miyiz? Rafi, Dombili, diğer yemekleri getirin çabuk.
buradan sonra hadi pistimize efendim. Siz de pist alalım. Hoppa! Nasıl Ragıp Bey? Eğleniyor musunuz? Kadir Bey, her şey çok güzel. Aman. Ama kaç para olduğunu hala söylemediniz. Ne parası efendim, ne parası? Sizin paranız burada geçmez ya. Nasıl yani? Bayağı yani. Paraya ne gerek var efendim? Biz sizden para istemiyoruz. Çünkü sizin çok onurlu, çok şerefli, çok özel bir mesleğiniz var. Bak ne kadar güzel mesleğin varmış Ragıp. Tabii hayatım, ben her zaman marangozlukla gurur duyarım. Marangoz mu? Evet. Ama çok iyi bir marangozdu. İstediğiniz katalogdan istediğiniz fotoğrafı gösterin anında. Ne yani şimdi sen vergi denetmeni değil misin? Hayır. Marangoz musun sen? Evet. Ulan bittin lan sen. Bittin. Kadir Bey ne yapıyorsun? Kadir Bey. Ben senin mesleğinde hala gurur duyuyorum. Ben de. Kadir abi. He. Biz gidiyoruz. İyi, güle güle. Yolunuz açık olsun. Paramız ne olacak? Ne parası ya? Ne parası? Görmüyor musunuz? Bütün parayı marangoza harcadım. Olsa dükkansızın. Hadi Allah versin. Peki bizim emeklerimiz ne olacak? O kadar çalıştık. Daha sezon bitmedi. Çalışmaya devam edin. Bundan sonra kazanacaklarımız da sizin olsun. Sen bizi mi kandırıyorsun Kadir abi? Bundan sonra kim gelir? Sezon bitmedi mi? Bitti. Hayır efendim, bitmedi. Bitti. Bitmedi. Ya yürü Rafi, gidelim ya. Hayır, siz gitmiyorsunuz. Ben sizi kovuyorum. Defolun gidin. Biz istifa ediyoruz. Hayır, ben kovuyorum. Biz istifa ediyoruz. Ben kovuyorum. Aslan başka kimse kalmadı ya. Hayırdır Hans Efendi? Yolculuk ne tarafa? Memlekete. Memlekete mi? Peki otelin parasını ödemeden nasıl gideceksin memlekete? Otel parası mı? Evet. Ben verdim ya. Nerede verdin? Vermedin kardeşim. Çok bir açtın, hatırlamıyorsun tabii. Verdim ya. Nerede verdin? Vermedin. Hadi öde bakalım Alman usulü. Bütün param senin olsun. Eyvallah Hans Efendi. Patron, bu adam çok sarhoş. Nasıl gidecek memleketine? Merak etme Hıdır Efendi. Bu halde hiçbir yere gidemez. Hıdır Efendi. Bir sen, bir de ben kaldık. Helal olsun sana be. En sadık personelim sen çıktın. Sağ ol patron. Ben de gidiyorum. Bak, otelde hiç müşteri yok. Olur mu Hıdır Efendi? Baksana Hans var. O bu gece burada kalacak. Birazdan o da ayılır gider patron. Ben gideyim. Git Hıdır Efendi, git. Ben de o zaman ayın personeli olarak bir başkasını seçerim. Ayın personeli mi? Evet. Ben bu ay seni ayın personeli seçmeyi düşünmüştüm duydu. Başka kim var ki patron? Kendim varım Hıdır Efendi. Kendimi seçebilirdim. Ama seçmedim. Bir sor bakalım niye seçmedim. Çünkü ben sana olumlu ve güzel duygular beslemiştim. Seni ayın personeli seçebilirdim. Böylece kariyerinde altın bir sayfa açardım. Ayın personeli seçildikten sonra 5 yıldızlı otelde müdürlük bile bulabilirdin sen. Yapma ya. Yaptın mı ne ya? Kalıyorum patron. Aferin Hıdır Efendi. Senin bu otelcilik mesleğinde önün çok açık. Allah patron, neredeyse kim geldi? Biz müşteriyi nereden bulacağız? Öyle deme Hıdır Efendi, öyle deme. Pes etmek yok. İyi bir pazarlamacı gerekirse müşterisini taştan çıkarır. Taşı sıksak bile müşteri çıkaramayız patron. Kış geldi. Buldum Hıdır Efendi, buldum. Bu oteli tıka basa dolduracağız. Gel benimle. Hadi bakalım. Şimdi de gelmesinler de görelim. Bu ne işe yarayacak? Beyaz'ın kaldığı otel. Yakında bu otel Beyaz'ın hayranlarıyla dolup taşacak Hıdır Efendi. Fakat otel perişan durumda patron. Önemli değil Hıdır Efendi. Hallederiz. Seyret. Yürü. Gel vatandaş. Gel. Assos'un en güzel oteli burada. Bu otelde Beyaz kaldı.
Tarkan kalmak için yalvardı ama yer yok dedik. Ayrıca 13-16 korumasıyla o dönem burada kaldı. Gel vatandaş, otele gel. Aa, duyuyor musun? Evet, işte Beyaz'ın kaldığı o meşhur otel burası. İnanmıyorum, Beyaz burada mı kalmış? Olamaz. Olur kızlar, olur. Hem de bal gibi olur. Gelin, gelin. Ay, onun kaldığı odayı görebilir miyiz acaba? Görebilirsiniz tabii küçük hanımlar ama bu size biraz pahalıya mal olur. Ben Beyaz'ın kaldığı odada kalmak için tüm paramı veririm. Öyle mi? Tüm paranızı rica edeyim o zaman. Alayım. Ama bu odanın sifonu bozuk. Evet, Beyaz bozduğu için bozuldu. O bozduğu için onun mübarek elleriyle bozduğu bir şeyi biz tamir ettirmek istemedik. Ama çarşaflar da pis. İşte onun çarşafları, onun kokusundan, onun teninden sizleri mahrum etmek istemedik. Ay, inanmıyorum. Beyaz'ın çarşafları. Çarpıdır efendi. Buyurun, getir tabakları Ödür efendi. Ama bu tabaklar pis. Bunlar Beyaz'ın tabakları. Kıyamadık, yıkamadık. Onlar da pis. Onlar da Beyaz'ın. Onlara da kıyamadık. Peki biraz ekmek rica edebilir miyiz? Ekmek? Kalmamış patron. Ekmekleri de Beyaz yemiş. Yürü aile yürü. Beyaz'ın bu otelde kaldığını hiç zannetmiyorum. Yalancının biri bu. Siz onu kazasız belasız çok iyi atlattık ha. Tam 20 milyar kâra geçtim. E tabii fatura kesmeyince vergi de vermiyor insan. Kadir Bey iyi günler. Biz Çanakkale Defter Darlığı'ndan geliyoruz. Vergi denetlendireyiz. Öyle mi? Yemezler. Ben o numarayı bir kere yedim. Hadi başka kapıya. Hakkınızda fatura ve fiş kesmediğiniz için şikayet var. Nasıl yani ya? Fiş kesmemişsiniz. Ne olacak şimdi? Defterleri inceledikten sonra söyleriz. Ama yaklaşık bir 20 milyar falan ceza yersiniz. Oha! 20 milyar mı? Evet, 20 milyar. Umarım ödeyecek gücünüz vardır. Ben gidiyorum patron. Hakkını helal et. Senden para da istemiyorum. Zaten sen batmışsın. Sağ olasın Hıdır Efendi. Her şey için teşekkür ederim. Sen de hakkını helal et. Helal olsun. Al ısmarladık. Hadi. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Yapayalnız. Herkes gitti. Kimse yok. Paran da yok. Bir işi daha yüzüne gözüne bulaştırdın oğlum. Yapayalnız kaldın yine. Yanında hiç kimse yok. Zaten neden olsunlar ki? Sen... daha da kötüsüne layıksın Kadir. Kadir.